ayağımızın ederiz hamurumuzu. Kendi elimizle yumuruz, satın almayı pek sevmiyoruz. Daha Türkçe sevmiyoruz. Yiyemiyoruz. Kendi ev ekmeğimizi yapıyoruz. Öyle seviyoruz. Burada mayala koyuyoruz. Azıcık satın alma maya katıyoruz da az katıyoruz. Onlar çarşıda çok katıyor. O da oluyor. Tarna gibi. Yiyemiyor. Evveli hani günlük 3 tane 5 kişi öyle ediyoruz anne. Aa, bugün bayava. Bunlardan sonra 5 fırın de hava bak. 5 fırın. 5 fırın de hava. Pazar gün yaktırmıyoruz. Ondan sonra herkes ekmeğini ediyor. Gençlerimiz çalışıyor. Ne şey sırayı ama günümüz vardır. Herkesin kendi günü var. Salı günü derler. Çarşamba günün insana ayrı olur. Perşembe günü herkes hiç birbirine bizim bu fırınımızda kavga olmaz. Bak ekiplerimiz kabarmış. Şimdi bunları bir de öteden geçeceğiz, buradan göçeceğiz. Öte geçeceğiz, beri geçeceğiz, daha öyle geçeceğiz. Tam bir saatte pişiyor ekmeklerimiz. Duman tutturmaya gayret ediyoruz. Karton yakıyoruz. Hani oldukça talışa az yakıyoruz anne tütmesin diye talışta tutuyor. Kartonla yapıyoruz. Çok tutturmaya gayret ediyoruz yani. O, hani bir işimize bakıyoruz, siliyoruz, süpürüyoruz. Aha öyle. Ne bilmiyorum mayası mıdır nedir elimizin en ettiğimiz midir? Elimizin en ettiğimiz için evet çok farka güzel. Her şeyi yani bir ay yiyoruz biz bu ekmeğinle. Bir ay bak dolabımıza koyan vallahi bir ay yiyoruz biz. Çıkarıyoruz bir gün evveli. Güzel güzel yiyoruz. Hele benim bir gün ekmeğim kalmadı mı yarım ekmeğim kalmadı mı aç kaldım sanıyorsun anne. Eyvahlar olsun açmayayım de hemen mayamı ürediyorsun gece gündüz ediyorsun ekmeğimi takırdatma kız. Yani bir de konuşmayacağız diye çıkıyorlar, bir de takırda diyorlar Gali. Bir de çeker hemen daha olmamış. Hemen çekeriz, koyarız arabamıza, döşeriz, evimize götürürüz. Bir de o döşediğimizi gösterir mi? Mendilin üstüne bire döşeriz bunları. Üstlerini de örteriz. Ertesi gün topla dolaba koyarız. Hemen üst üste etmeyiz. Başka bir de. Kapağı çıkmaz. Azıcıklarını örtürüz. Konuşmayın şimdi, ben de seyir diyorum. Bundan sonra Bide yapıyoruz. İşli bide, yavayın bide. Ekmek, aha öyle. Hamurumuzu kendi elimizle yumuruz. Satın almayı pek sevmiyoruz. Daha Türkçe sevmiyoruz. Vallahi berekatlıca oluyor. Bunları ediyoruz, kültürümüze de dolduruyoruz. Dada bak. Bundan sonra cazım. Eş mayamızla ederiz biz ekmeğimizi. Üretiriz. Pek de öyle özel gelip daha böyle ekmek gidenlerle konuşuyoruz işte. Tanışıyoruz, konuşuyoruz işte. Öyle, öyle. Bak ekmeklerimiz kabarmış. Şimdi bunları bir de öteden geçeceğiz buradan. Yediğimiz içtiğimiz gariplere de bu birebir yani bak ekmek alacak milletin parası da olmuyor yerine göre.
tamam şey oluyor da bir de elimizin ekmeğiyle pişirem, kurtaram, yiyem, kendimiz pişirem. Yıkılmasın inşallah. Yani yetkili şeylere söylen bunu. Yıkmamaya gayret edin. Yıkılmasın. İnşallah yıkılmasın. Aynı noktada el emeğiyle yaptığı hamakları satarak geçimini sağlayan Ahmet Kaptan'ın hikayesini getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Rahatsızlığım dolayısıyla bir doktora gittim, bir meşgale bulmamı söyledi bana. Kendime bunu meşgale buldum. Yani o gün bugündür 2000 yılından beri İş olsa da olmasa da ben buradayım. Piyasada bu promosyon hamak denilen benim de alıp sattığım hamaklar var. O hamakları kullanmadan millet bana gelmiyor zaten. Önce onu bir alıyor. Ondan randıman alamayınca bana geliyor. Ama benden hamak alan en az bir 7-8 sene. Yani hor kullandım dediği zaman 7-8 sene kullanıyor. Kaliteli bir hamak. Şimdi ipin çok kaliteli olması çok önemli değil. İpin mukavemeti önemli. Ama bazı kalite hastaları için ben yapıyorum yani çok kaliteli. Evladiyelik denilebilecek şekilde hamaklar yapıyorum. Yani isteğe göre ölçü farkı oluyor, iki kişilik isteyen oluyor. Yani isteğe karşı cevap verebiliyorum ben her zaman. Özel sipariş veren oluyor. Müşteri yurdun her yerinden yurt dışından bile tır şoförleri, yani yabancı tır şoförleri, müşterinin nereli olduğu belli değil. Yani ben müşteride ayrım da yapmam. Kütahyalıymış, yabancıymış, o şekilde yapmam. Fiyatlar alıp sattığım hamaklar var, ucuz. Yani onun karında değilim ben. Çarşıda satılmasa ben de buraya koymam. Gerçekten. Çarşıda tabii ki adam ticaretçi, onu satacak mecburen. O da benim hamakla çarşıdaki hamağı kıyaslıyor adam. Çarşıda 10 lira diyor. O yüzden ben de bulunduruyorum. 10 liralık hamak istiyorsan bende de var demek için. Ama benim hamaklarım, kullanılacak bir hamak 30 liradan başlıyor. Bu işin şeyinde değilim. Karında, ekonomik durumunda değilim. Sadece beni oyalasın, millete hizmet. Tabii ki bunun yanında 3-5 kuruş çorbayı da kaynatmak bizim de hakkımız yani bu emeği çektikten sonra.
Şimdi ben aktif bir işletmeden emekliyim. Arkadaşım biri geldi bana, yöneticiydim ben Ocak'ta, baş çavuştum. Geldi bana, ya Ahmet Çavuş dedi, seni dedi bu şekilde görmek benim içime acıtıyor dedi bana. Bu hallere düşecek adam mıydın dedi bana. Ben hala onu aklımdan atmam. He, arkadaşıma darılmadım ben. Darılmadım ama yani insan ekmeği için her şeyi yapmalı. Sen dedi burada yalınız başına dedi, dağın başında dedi, ne yapıyorsun dedi ya. Çınar'la konuşuyorum dedim ben. Sen delirmişsin hadi dedi bana. Çınar'la konuşulur mu dedi. Gerçekten sıkıntın varsa bu Çınar'a anlatmak, bu Çınar'a anlatmak çoğu insana anlatmaktan çok güzel. Yanıt alamıyorsun ama gerçekten öyle. Ama memnun kalmayan da geri getirsin diyorum ben. Yani bu garantiyi de veriyorum. Ben sağ olduğum sürece, burada çalıştığım sürece de herhangi bir yerinden, yani ağacından, halkasından, ipinden bir şey olduğu zaman elimden geldiği kadar hiçbir kimseyi geri çevirmeden burada yardımcı oluyorum. Hani işimi güzel yapmaya çalışıyorum. Sigarayı bu yüzden bıraktım. Bu benim şeyim oldu, elimde meşgalem oldu. Sigarayı bırakmama önemli bir yardımcı oldu. Sigara bırakmak isteyenlere elinde bir meşgale olursa insan sigarayı kolay bırakıyor. Yani buraya bana hamam şöyleymiş böyleymiş diye değil de teşekkür etmek için duranlar oluyor. Yani halkın tepkisi bana karşı burada çok arkadaş diyor sen buraya geldin yaz geldi, sen buradan gittin kış geldi gibi böyle şeyde bulunuyorlar bana. Ömrüm olduğu sürece yürütmeyi düşünüyorum ama önümdeki yıllarda bir geçici bir şeyim var, tansiyon sıkıntım var. Geçmezse bırakmayı da düşünüyorum ya. Ben tam ölçem ölçüyle beraber gelirim. Bunlar senin dediğin ölçülerde bunlar ama gene de sen artı eksik büyük de olabilir. Eninden herhalde birazcık daha. Bel amca kilimcilik yapar, İsparta Yalvaçlıdır. 40 senenin üzerinde sanatına sahip çıkmıştır. Ellen dokuyorum, makineyle dokuduklarım da vardır. Çocukluktan gelen. Ama tabii ustalarım benim de vardı burada. Dokumacılık pek olmadığı için bizim İsparta'da pek zorluk çekmiyoruz.
Antep'te olsam, Uşak'ta olsam, burada biraz dokumacı olmadığı için zorluk çektim. Ve eleman oralarda olsa bu eleman sıkıntım olmaz. Herkes verir, çırak da verir dokumacılık oturduğu için. Burada tek olduğum için ondan biraz mağduriyetim var. Orlondan, yünden, bezden, penyeden, ondan sonra söküntü mamullerden yapılan bir el sanatı bu. Dekoratifliği güzeldir, yıkaması güzeldir. Ondan sonra her yere uyan bir mamuldür. Penye kilim ürettim. Tiftik şeyden battaniye türü bir şey dokumalar ürettim. Efendime söyleyeyim güzel yolluk koridorluklar ürettim. Efendime söyleyeyim dekorluk. Yani benim bu dokuduğum kilimler balkona da uygun, mutfağa da uygun, koridora da uygun, merdivenlik yolluklara da uygun. Yani nasıl bir dekor yapmak isterse insan hele tarihi evlere daha çok uygun benim yaptığım mamul. Kilim ihraç ettim İtalya'ya 3-4 sene. Başından bir olaylar geçti, o pazarı kaçırmamam lazımdı. 7-8 ay kendime gelemedim, bir kaza oldu. O kazadan sonra o pazarı öldürdüm. Ama gene de talepler var, isteyenler var Almanya'dan. Şu anda Antepli bir arkadaşla diyalog kurdum. Allah nasip ederse onlara üretime başlayacağım. Gene devam edeceğim. Bu dokuma tezgahı bilmiyorum Danimarka'da müzeye kaldırılmış bunların eşleri. Almanya'nın ilk ürettiği dokuma tezgahları bunlar. Çeliği ve şeyliği çok güzeldir bunların. Bir parçası kırıldığı zaman ben buralarda yaptırıyorum. Yaptırdığım çelik eski çeliklere uymuyor. Yani o kadar sağlam bir şeyi var bunun. Dökümü var. Ben dedim ya çok memnunum yavrum. 1,5 ton falan geliyor bunun ağırlığı. Ama Allah'a çok şükür olsun ayaklandırdım tekrar tezgahımı. İnşallah bundan sonra dokuma devam edecek. İlk Türkiye Cumhuriyeti'nden sonra kula mensucat, yılancı mensucat kurulmuş Türkiye'mize, Uşak ve Kula'ya. Onlar getirtmişler bu makineleri. Ben onlardan 2 tane aldım, ellerinde kalanlardan. Onu hala kullanıyorum bu makineleri. Bu masra makinesidir. Masra sarmadan dokunma yapılmaz. Renk renk sararım, bükerim. Masra mekiğe göre ayarlarım, ondan sonra dokuma yaparım. Siparişe göre hazırlıyorum ben bunları. Müşterim istiyor. Şu renklerden şunları istiyorum, bu renklerden bunu istiyorum. Kendi mamulüm de var. Müşteri getirip sipariş de yapıyorum ayrıca. Bunların hepsi el dokumasıdır ve de yünden olan vardır, orlondan vardır, penyeden, pamuklulardan. Hep sağlıklı mamul imalat yaparım. Yani kesinlikle sentetik bek kullanmam. Atılacak gibi değil. Bunları orada şey olarak kullanılabilir. Benim yavrum 9. dükkandayım. 2 defa dükkanım yandı. Neler anlatırım ben sana. Benim en güzel yanım ve çok merhametliyim. Merhametli olduğum için para tahsilatı hiç yapamıyorum. Veresi verildikten sonra hiç geri dönüşüm yapmıyor. O benim hiç kendimi o yönden affetmiyorum. Katlar da olamadım. Efendime söyleyeyim, efendiliği de bozamadım. Bizde bir atasözü vardır. Hak yemeyeceksin, hak yedirmeyeceksin, dürüst olacaksın. O şimdiki ortama yetmiyor. Ben ondan biraz şeyim var. Ama anılarım da çok. Neden çok? Dua edenler var.
Allah razı olsun diyenler var. Enayi yerine koyanlar var. Yani ben bundan bunu dolandırdım. Bunu bir keriz yerine koydum. Ben onları bilinçliyim yavrum. Allah'a bıraktım. Her şeyi Allah'a bıraktım. 3 defa iflas ettim. Hiç asi gelmedim. 3 defa da ayağa kalktım. Burada zatlar, evliyalar var yavrum. Karşımda türbeler var. O türbeler yüz hürmetine. Ya ben Allah sevgili kullarına çok saygılı bir insanım. Yani kendimi her konumda korurum. Allah da onlardan bana, Cenab-ı Allah onlarla duasız dükkanıma girmem. Onların yüz hürmetine ben ne bileyim hiç zorluk çekmedim yavrum. Allah'a şükür. Çok borçlandığım durumlar oldu. Mesela yeter ki inanç, azmet o borcu Rabbim ödettiriyor. Buna emin ol yani. Çırak durumum olsa bu sanat daha ilerleyecek. Ama çıraklar pek havas etmediğinden benden sonra bu sanatın ölmesini de istemiyorum.